Allah'tan gayri bütün tasaları, dertleri, düşünceleri, sevgileri, muhabbetleri kırıp geçirmek için la kılıcı çekildi, harekete geçti. La ilahe, hiçbir ilah yok. Çünkü nefsin neyi seviyorsa, canın neyi arzuluyorsa onu ilahı yerine koyuyor, onu dinliyor, Mevla'ya bırakıyor. اَفَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَذِ اِلٰهَ هَوَى Nefsinin kötü arzularını ilahı yerine koymuş adamı gördün mü Habibim? Efendi, tekûnü aleyhim vekîlâ. Sen mi onun kurtarmaya vekil olacaksın? En büyük peygamberim sensin, en çok senin hatırını sayarım. Ama sen bile onu kurtarmaya vekil olamazsın. Çünkü neden? Nefsinin isteklerini ilahı yerine koymuş. Ne derse yapıyor. Efendim? Onun için nefsinin kötü arzularına tabi olan bir şey duymaz, bir şey anlamaz yani. Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, sohbete geliyor, çıkıyor falan ama اَمْ تَحْسَبْ اَنْ اَكْفَرُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Habibim sen sanıyor musun ki onların ekseriyeti işitiyorlar veya anlıyorlar? Dinliyorlar, duyuyorlar ama kalp kulağıyla dinlemiyorlar. Veyahut kalp, ahiret, aklı çalışmıyor. اِنْهُمْ اِلَّا كَلَنَا عَمِ بَلُمَا ضَلُّ سَب۪يلًا Onların durumu tavarlar gibidir. Hatta yol bakımından tavarlardan daha sapıktırlar. Çünkü tavar hakikaten anlamıyor. Bu işitiyor, anlıyor, hiç tesir etmediği için, etkilenmediği için hayvana beter oluyor yani. Zaten diğer ayet-i kerimede de iki yerde var bu. بَلُمَا ضَلُّ Hayvanlardan sapık oluyor. Çünkü hayvan kendine verilen efendim bir kabiliyet izah etmiş değil. Ama insan bu kadar kulak, göz, kalp, gönül, akıl, ne bileyim sen bu kadar sıfatlarla donanmış, bir de vahiy gelmiş, peygamberler vasıtasıyla kitap gelmiş, vaizler gelmiş, hocalar gelmiş. Daha hala Allah-u Teala'dan gayri kötü arzulardan ne yapamıyor? Kurtulamıyor. İşte onun için la kılıcını çekmek lazım. İşte bir insan rabıta üzere diyelim kelime-i tevhid okursa la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe de hiçbir ilah yok yani benim mabudum yok, mahbubum yok, maksudum yok yani sevdiğini Allah için seveceksin veyahut Allah müsaade ettiği için sevebilirsin hanımını misal, çocuğun ha. Esas sevgi kime ait? Allah-u Teala'ya ait. O kime ne kadar müsaade ederse onun sevgisi hepsinden ağır basıyor. Diğer sevgiler onu geçemiyor. Ha bu başka. İşte la ilahe, işte maksudum yok ne demek? Bil asale. Yani maksudum yok. Tamam şimdi benim maksudum annemi babamı razı etmek diye bir derdim var. Ama niçin? Allah-u Teala anne babana iyi bak, öf bile demedi, emrettiği için. Aslında benim maksudum kimi razı etmek? Allah-u Teala razı etmek. O kimi razı ederse o bir tebaiye. Ona tabi olarak yani. Asıl maksadımız ne anne, ne baba, ne karı, ne koca yani. Asıl maksadımız Mevla Teala'nın rızası üzere yaşamak. Onun için onun rızasına muhalif olan dertler, tasalar, düşünceler, mefkureler, bilmem neler, kalbe yerleşmiş falan. Mevla Teala'nın emriyle o karşı karşıya geliyor. Sen onu tercih ediyorsan, bu nasıl imandır? Tabii kafir olsun anlamına gelmiyor. Ama işte tasavvufta, seyri sülükte, la ilahe illallah'ın hakikatine eren, bu dünyada kemalatı, Allah'tan başka ilah yok kelimesinin manasının en mükemmel şekilde nihayetinin son varılacak noktasının zuhuru, yani belirmesi dünyada neye bağlı? La ilahenin tarafının, yani Allah'tan başka ilah yok derken, işte o şiirde ve mektubatta buyurulduğu üzere, bak bakalım la'dan sonra ne kaldı? İllallah ancak Allah kaldı işte. O la ilahi doğru okuyabilirsen, manasını düşünebilirsen, rabıtayı becerebilirsen, Allah-u Teala'dan gayrı her şeyi kalpten efendim silip süpürebilirsen, Mevla Teala'nın nuru tecelli ediyor. Sür çıkar gayri gönülden, ta tecelli iyi de hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Yani sen pis eve padişah açarsan gelir mi? Veyahut da sen padişah davet ettiğin bir evi pis tutar mısın? Onun için kalbün mümini beytullah, müminin kalbi Allah'ın hanesidir, evidir. Tecellilerinin mahallidir. Onun için orayı Allah'tan gayri, tabii bir insanın eli işte, gönlü neşte, ayrı dava, helalından